Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bugünkü videomuzda dolar, altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Bizler için dolarda, altında, gümüşte kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunların teknik analizini yapıp bir tahminde bulunmaya çalışacağız. Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı. Bu da eski çıkan gaz rezervinin üzerinde bir 85 milyar dolar metreküp ekstradan gaz ilave daha edildi arkadaşlar. Böylece yaklaşık takribi 400 milyar metreküp bir gaz rezervine Türkiye'miz adına ulaşmış olduk. Bu da ülkemiz açısından her ne kadar da olumsuz gözükse de olumlu bir davranış olarak kanaatimce gözükmekte arkadaşlar. Tüm bunların neticesinde dolar TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar bizler için bu hafta yükselişin devamı için 7.83 seviyesi üzerindeki hareketler hala önemini korumakta. Şuradaki hemen çizelim. Sizler de böyle daha rahat takip ediyorsunuz. Evet, şuradaki geçen 7.83. Bu seviye önemli olacak arkadaşlar. 7.83 7.78 desteği üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketler tarafımızda beklentimiz dahilinde devam etmekte. Ayın 22'sinde Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun toplantısı mevcut. Bu Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak karar dolar TL kuruna bir nevi de olsa arkadaşlar bir yön verecektir. Son videomuzda gelecek müjdenin ve Merkez Bankası faiz kararının dolar TL kuru üzerinde baskı oluşturacağını söylemiştik. Bu baskı şimdilik yukarıda 7.96 tepesi geçilmediği müddetçe devam edecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ta ki Merkez Bankası kararına kadar. Merkez Bankası büyük bir ihtimalle faiz arttırım yönüne gidecektir diye düşünmekteyim. Piyasadaki birçok analiz ve uzman da benimle aynı görüşte arkadaşlar. Onlar da faizlerin artırılacağı yönünde görüş ve düşüncelerini bildirmekte. Eğer Merkez Bankası bir faiz artışına giderse de arkadaşlar dolar TL'de 7.68 civarına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu da gayet normal bir geri çekilme olacaktır diye düşünmekteyiz. O yüzden bizler için Merkez Bankası'nın kararları önemli. Merkez Bankası eğer reel faizlerin üzerinde bir faiz artışına da giderse arkadaşlar bu düşüş 7.68'in altında daha da hızlanabilir ve 7.61 seviyesi civarlarına kadar da aşağı yönlü hareketini sürdürebilir. O yüzden Merkez Bankası'ndan gelecek karar çok önemli. Dolar TL'deki arkadaşlar mutlaka Merkez Bankası kararından gelecek sonuçları takip etmeli arkadaşlar. Bu baskı yukarıda şuradaki 7.96 direnci geçilmedikçe devam edecektir diye düşünmekteyim. Merkez Bankası kararlarına kadar. Yukarıda eğer dolar TL kuru 7.78 üzerinde kalmayı başarır ve Merkez Bankası toplantısı kararlarından da olumsuz, yani olumsuz dediğim bir faiz arttırım kararı veya beklentilerin altında bir karar çıkarsa da arkadaşlar bu sefer dolar TL'de 7.99-8.11 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketlerin görülmesi de muhtemel. Şurayı unutmuyoruz. Burada 8.11'e kadar Merkez Bankası'nın alacağı bir karar doğrultusunda, faiz arttırmaması kararı doğrultusunda yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde görülebilir. O yüzden dolar TL kuru bu hafta gaz müjdesiyle birlikte 7.78 civarlarına kadar bir geri çekilme ve Merkez Bankası'nın faiz arttırmasıyla ilgili de gelebilecek bir karar doğrultusunda arkadaşlar 7.68 civarlarına kadar geri çekilme yaşayabilir. Merkez Bankası faiz arttırmazsa da yukarıda 8 seviyeleri üzerine doğru 8.11 burayı da kırarsa da arkadaşlar yukarıda 8.27-8.30 civarlarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler görmemiz de mümkün olacaktır diye düşünmekteyim. Uzun vadede dolar TL'de trend hala yukarı gözükmekte. O yüzden uzun vadeci arkadaşlar 7.33 altına dolar TL kurunun inmemesi durumunda hala trend yönünün yukarı yönlü olacağını unutmamalılar diye de kendilerini uyarmak isterim. Altın tarafına da bakalım hemen. Altında bizler için önemli seviyeler. Evet, onsla başlayalım arkadaşlar. Derin bir nefes alıp altın onsla başlayalım. Altın onsla şimdi bizler için şuradaki sıkışıklık önemli dedik arkadaşlar. Biz şuradaki sıkışıklık yerini takipte kalacağız. Altın onstaki arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz aşağıdan gelen yükselen trend çizgisi ve burada yukarı yönlü hareketler, yukarıdan da gelen düşen trend çizgisi, ikisinin kesiştiği alan bizim takip edeceğimiz alan olacak. Yani şuradaki alan. Bizler için aşağıda arkadaşlar şuradaki 1880 civarından geçen alan aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe 1890'da tam net alalım orayı. Çünkü burası önemli olacak. Evet, 1890 civarlarından geçmekte yarın itibariyle. Yukarıda da arkadaşlar kırılması gereken seviye 1926 seviyesi. Yani şuradaki 1926 seviyesi üzerine dolar TL atabilirse yukarı yönlü hareketler gördüğünüz boşluk alana doğru gidecek. Bakın burada 1926-1933 aralığı üstüne atabilirse yukarısı boş. Yani o zaman tekrardan beklenti olan 2150-2170 dolarlar seviyesine doğru altın onsu yukarı çekebilir. O yüzden şuradaki kırılım önemli olacaktır. O da 1926 seviyesinden bu hafta itibariyle geçmekte. Aşağıda da 1900 seviyesi önemli arkadaşlar. Bu 1900 seviyesinin 1890 seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması şart. Burada da aşağıda da bunu takip edeceğiz. Bunun altında da görüyorsunuz şurada 1848 ve onun altında da 1800'lü seviyelere doğru bu seviyenin de altında boşluklar ve oluşumlar mevcut. Geri çekilme bu seviyelere kadar da gelebilir. Buradaki seviyelerin kırılması halinde. Şu stokastik indikatöründe benim takip ettiğim bir oluşum mevcut arkadaşlar. Bu stokastik indikatöründe bir sanki obo oluşumun sinyali var gibi. Bakın şurada bir hareket oluşmakta. Yani bu hareket bizlere altın onsun bir miktar daha geri gelip buradan tekrar yukarı yönlü hareket edeceği şeklinde bir oluşum göstermekte. Tabii bu indikatörlerin her zaman %100 doğruluk payı olacak diye bir geçerlilik de yok. Fakat şuradaki geri çekilimin arkadaşlar dediğimiz 1890 seviyelerindeki geri çekilmenin 1926 üzerinde kırılıp ben altın onsun yukarı yönlü hareket edeceğini düşünmekteyim. Sizlerle birlikte bunu zaten takipte kalacağız arkadaşlar. Şimdi zaten Merkez Bankası kararlarına kadar burada artık dolar tarafında olsun, altın tarafında olsun bir miktar beklemeye geçmekte fayda var diye düşünmekteyim. Sizler de benimle birlikte bunu bekleyip bu kararı göreceğiz. Gram altında da gene 478 bizler için önemli. Hala bu 478 seviyesi yükselişin devamı için şart. O yüzden 478 bizim için çok önemli bir rakam. Bu rakamı takipteyiz. Bunun üzerindeki en kuvvetli direnç 495 direnci ve 478-495 kanal aralığı hala takibimizde. 478 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar o zaman 474-471 kanal aralığı gram altında takip edilmesi gereken önemli bir kanal aralığı haline gelecektir. Bizler için bu hafta Merkez Bankası'nın vereceği karar önemli. Bu da gramda aşağı veya yukarı yönlü hareketin nerelere kadar çekilebileceği hakkında bizlere bir fikir verecek. Bakalım Merkez Bankası'ndan ne kararlar çıkacak arkadaşlar. Bu da gram altına bir yön verecektir diye düşünmekteyiz. Gümüşe bakalım hemen. Gümüş ons. Gümüş ons metallerin aşağı çocuğu dediğimiz bir metal arkadaşlar ve bu haşarı çocuk sizi çok yorar. Bunun da farkındayım. Gümüş ons da bizim için şimdi aşağıda bir 24.04 desteği mevcut. Hemen bu desteğimizi çizelim. Şuradan geçen bir 24.04 desteğimiz mevcut. Bu destek yukarı yönlü tekrardan çalışabilirse arkadaşlar gümüş ons'ta 26-22 seviyesine doğru bir kanal kendini açabilir. Gümüş ons'taki hareketler 24.04 üzerinde kaldığı müddetçe 26-22 kanal seviyesine doğru kendine bir yön belirleyebilir. O yüzden 24.04 bizim için önemli. Bu seviyeyi takipte kalacağız. 26-22 ilk etapta takipte kalmamız gereken önemli bir direnç seviyesi olarak gümüşün 24 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yer olarak gözükmekte. Burayı da kırabilirsek tekrardan 27-63 seviyelerine doğru gümüş onsta da tekrardan yukarı yönlü hareketlere başlayabiliriz diyebiliriz o zaman işte arkadaşlar. Gümüş gramada hemen şuradan bakalım. Gümüşte bizler için, daha doğrusu gümüş gramda bizler için 6.08 seviyesi önemli. 6.08 üzerinde hareketlerin tekrardan olumluya geçebilmesi için arkadaşlar şuradaki 6.08 kanalının çalışması gereken 6.29 kanal aralığı mevcut. Ne zaman ki 6.29 üzerinde tekrardan bir kapanışlar gelmeye başlarsa gümüş gramda işte o zaman tekrardan yükselişe kaldığı yerden devam edebilir. 6.086 gümüş gramda bir olumsuzluğu başlatır ve bizi buradan 5.86-5.56 civarlarına kadar, şuradaki 5.86-5.56 destek seviyelerine doğru, ikinci bir düşüş kanalı olan seviyeye doğru hareketleri aşağı yönlü götürebilir. Biz 6.08 seviyesini gümüş gramdaki arkadaşlar takipte kalacak. Buradaki hareketlerde bize yönün ne tarafa olacağı hakkında önemli ve detaylı bir bilgi verecek. Evet, bu hafta kurlar ve metallerdeki sıkışıklık devam edeceğe benzemekte arkadaşlar. Altında özellikle ABD teşvik paketi dikkatle takip edilecek. Bu Trump'tan sürpriz bir karar çıkar ve bunda bir anlaşma sağlanabilirse bu altın tarafına olumlu yansıyacaktır. Fakat ABD Hazine Bakanı Steven'ın yapmış olduğu son açıklamada da seçimlerden önce böyle bir kararın verilmesi maalesef olumsuz. Bu karar ancak seçimden sonra verilecek bir karardır diye bir açıklama geldi. Bu da altın tarafında ufak da olsa bir geri çekilme yaşattı. Altındaki dediğim gibi sıkışmayı takip edeceğiz. Dolar kurundaki arkadaşlar da bu hafta 22'sindeki para politikaları, Merkez Bankası kararını dikkatle takipte kalacaklar. Buradan çıkacak olumlu bir faiz artışı, dolar TL kurunda 6.68 seviyesine kadar bir çekilme, 7.68 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşatabilir. Olumlu gelecek bir haberde de 8.11-8.24 seviyelere doğru dolar TL kurunu da yukarı çekebilir. Sizlerle birlikte bu hafta daha sıkı takipte ve daha fazla paylaşımda bulunacağım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.